Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu ve Balkanların en lezzetli oyun programına, oyun numaralara hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Evet. Ozan. Evet arkadaşlar, bir planlı sohbetler bölümümüzde daha sizlerle beraberiz. Kısaca konseptimizden bahsedelim, her bölümün başında bahsettiğimiz gibi. Biz planlı sohbetler bölümümüzde bir oyun serisini veya bir tekil bir oyunu ele alıyoruz. Onu her bakımdan eleştiriyoruz, inceliyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Spoiler'ın dibine vuruyoruz. Açık baştan söyleyelim. Oynamayanlar için sıkıntı olmasın. Bunun dışında bir şartımız var ki bu 3 oyunu da atıyorum BioShock serisini konuşacağız bugün. 3 oyunu da herkes oynamış olmak zorunda. Hani bilip bilmeden falan filan gerek yok. Yani herkes oynamış olacak o hafta konuşacağımız oyunu. Bundan da bahsettiğimize göre isterseniz yavaş yavaş sohbetimize başlayalım. Tabii ki de. Başlayalım. Bugün gördüğünüz üzere BioShock serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Genel bir soruyla başlayalım. Orada türlü hareketler. Yapma. BioShock serisini genel olarak sende nasıl bir seri, yani nasıl bir izlenim bıraktı? Nasıl beğenir misin, sever misin? Genel olarak bir yorumla alalım kısaca. Şöyle söyleyeyim. BioShock bende cidden böyle iyi bir iz bıraktı. Niye derseniz. Çünkü niye? Sundu. Dedi zaten. Sizin dememize gerek yok. Sunduğu bize bu şehirler, ütopyalar diyeyim. Çok benim ilgimi çekmişti. Mesela birisinde deniz altındayız. Birisinde gökyüzüne çıkıyoruz. Ve hani farklı karakterler, farklı olaylar, farklı zamanlar. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu yüzden BioShock serisini bir hani konuşayım dedim. Aynen. Şimdi Ozan'a da sorayım aynı soruyu. Nedir yani? Senin için bir önemi nedir? Çok mu seversin? Senin için bir 10 numara oyun mudur? Seri hakkında genel bir yorumun. Şimdi şöyle bir şey var. 2000'lerin ortasından sonra... Şöyle bir durum var, hani tasarım imkanları gelişiyor, işte fizik motorları, animasyonlar falan gelişiyor. Hani biraz daha erken dönem oyunlarını daha fazla yapmaya başladılar ondan sonra. Bu da o tür serilerin en iyilerinden biri. Hani 50'leri hem kendi estetik değerlerini hem işte politik, sosyolojik olarak iyi inceliyor. Hem de ayrıca ekipler hani şehirleri yaratırken işte NPC'ler ve karakterler arasındaki bağları yaratırken kendilerine ait özel üsluplar eklemişler. Hem o döneme uygun hem de o dönemden değil. Anladım. Ve soundtrackleri de çok güzel. Bu iki nedenden dolayı benim için çok önemli bir seridir oyunculukta. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani benimki daha böyle bir klasik özellikler arkadaşlar. Sosyolojik falan hiç şey yapmıyorum. Benim için oyunlarda en önemli iki olay. Ben online oyundur, multiplayer'dir sevmem. Çoklu oyuncudan hoşlanmam. Benim olayım hikayedir arkadaşlar. Ve shooter oyunlarının en sevdiğim oyun türü de shooter'dır. Bu iki özelliği bir arada barındıran şahsi kanaatim en güzel serilerden bir tanesidir BioShock. Bu yüzden de benim için mükemmel bir öneme sahiptir. Hani açın oynayın yani baştan oynayın. Benim için öyle bir oyundur. Şöyle bir soru yönelteyim, Oğuz'dan başlayayım yine. En nihayetinde bir FPS oyunundan bahsediyor olabiliriz. Hani kimine göre de bir karma bir tür, RPG öyleleri de var içinde vesaire. Ama en nihayetinde bir shooter değil mi mesela hani? Bir FPS türü olarak, oyunu olarak hani artısı ne, eksisi ne, FPS türünün özelliklerini nasıl taşıyor? Şöyle söyleyeyim hani, BioShock oynadığınızda size normal bir FPS gibi gelir. Çünkü onu başınızda direkt silahla başlıyorsunuz. Bunun yanında size yetenekler veriyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Silahlardan bahsedeyim önce. Vuruş hissi falan iyi silahların. Hani BioShock 1 ve 2 de iyiydi. 3'te biraz sıkıntılıydı o konu. Silahları sürekli kullanıyorsunuz. Hani sürekli ihtiyaç duyuyorsunuz zaten. Ancak diğer kısımda bu yetenekleri kullandığımız kısımda biraz sıkıntıya giriyor iş. Doğru. Nasıl sıkıntıya giriyor? Çünkü çok kullanmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Şöyle bir şey yapmaya çalışmışlar herhalde BioShock oyunlarında. Hani düz FPS olmasın. Call of Duty Battlefield gibi taka taka vurarak gidelim olmasın diye düşünmüşler. Konsept oyunu değil. Aynen. Hani düz bir yapıda olmasın diye bu yetenekleri eklemişler. Ancak yetenekleri çok kullanmıyorsunuz. Hani ben oyunun %80'ini, %90'ını sadece silahla oynayarak geçtim. Tamam size bir opsiyon vermişler hani kullanın diye, kullanabilirsiniz falan diye de şöyle bir sıkıntısı var. Ne kadar çok büyük kullanırsanız, yetenek kullanırsanız manınız o kadar çabuk bitiyor. Manınız bittiği zaman yine silahta baş başa kalıyorsunuz ve tarayarak devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Bu konuda bir sıkıntı var. Vuruş hissinde sıkıntı yok. Silahlar güzel, çeşitlilik güzel. Ancak bu yetenek kısmı FPS'ye çok iyi yedirilememiş hani. Doğru. Birlikte kullanımı iyi değil. Aynı şeyi Ozan'a da sorayım. Bir FPS oyunu değil mi mesela? Evet. Yani türünün özellikleri. Ya şimdi şöyle
güzel bir durum var. Hani silah çeşitliliği bol. Hani yine aynı silahlar olsa bile oyundan oyuna yine tasarımda farklılıklar gösteriyor. Benim hoşuma giden kısmı o. Yine vuruş hissiyatı konusunda ve melez türde biraz daha rol yapmanın güdük kalması konusunda Oğuz'a katılıyorum. FPS çok yani ağırlıklı olmuş. Ben mesela oyunun %70'in 70'inde falan herhalde büyü kullanmadım. Kullanmadan geldim neredeyse. Hani o işte kapılara eritme, yani kapılardaki buzu eritmek dışında. Çok kullandığımı hatırlamıyorum. Hani bir dediyle savaşırken herhalde bir iki kere kullandım, o kadar. Aynen. Ya şimdi bir olay vardır yani, bir element veriyorsun, bir de onu kullanacak bir yer vereceksin ki yani oyuncu onu kullansın. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Infinite'de arkadaşlar hani yarım saat 45 dakikada bir oyun sizi belirli yönlerde uyarır sizin oynanışınıza göre. Beni her yarım saatte bir falan aşağı yukarı hani büyük güçlerinizi kullanın, biz bunu koyduk oyuna, hani boşuna koymadık, bir kullanın falan diye uyardı oyun. Ama hiç de kullanmadım belirli yerler dışında. Tamamen silahla gittim. Şimdi mesela ilk Bioshock'ta şöyle bir şey vardı. Her yere hani şişeler mişeler koymuşlar, böyle şu yetenek bu yetenek falan diye böyle. Aynen. Adam işte kullanıyorsun, yetenekler güçleniyor insanlar falan ama kullanmıyorsunuz. Kombinasyon olayı vardı bir de. Kombinasyon biri de sen anlatmıştın ya, ben de çok bilmediğim için hani havaya fırlatıp havada vurma. Yani öyle şeyler de vardı işte. Ben ona hiç denk gelmedim. Aynen. Yani yetenekleri birleştirip farklı şeyler yapabiliyordunuz da çok kullanışlı değildi yine. Şimdi seri olarak genel bir görüşlerimizi aldık. İsterseniz direkt birinci oyundan biz bölüm bölüm incelemeye, sohbetimize tamam. Başlayalım. Mesela direkt bir hikayeden gireyim mesela. Birinci oyun hikayesi sence nedir yani, nasıldır, güzel midir, tatmin eder mi? Ya birinci oyun hikayesi aslında beni direkt çeken o olmuştu. Hani oyunun işte denizaltı falan böyle kralların olmadığı, tanrının olmadığı yerde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani sadece işte herkes eşit. İşte herkes toplanıyor, hani sanatçılar olsun, ne bileyim politikacılar olsun falan bir araya gelmişler. Güzel bir teması var aslında, hani sizi içine çeken bir teması var. Hani ne olmuş orada diye merak ediyorsunuz. Hani içeri girdiğinizde zaten her yer mahvolmuş durumda. Artık size saldırıyor. İlk oyunda dediğim gibi, az önce söylediğim gibi başlar başlamaz birisi saldırıyor. Ne olmuş diye içeri girdiğinizde hikayeyi hani size notlardan, hani yaşanmış bitmiş olmuş bir olayın üzerinden gidiyorsunuz sürekli. Hani neden orada olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. Sonrasında yarısından itibaren yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Ve bir de zaten hani rastgele düşerek başlamak da çok ilginç bir hani böyle. Evet, uçak hani, kazası, uçak kazası oluyor. Bir bakıyorsunuz hop yerin denizin bilmem kaç metre derinliğinde bir şehrin içindeyim. Aynen öyle. Hani çok enteresan bir olaydı. Size bir yardımcı geliyor. Bu Atlas diye bir eleman evet. Vardı. O da zaten sonradan bir garipleşiyor. Bir kafayı yeme olayı. Evet. İnsanlar delirmiş içeride. Birbirini yemişler, mahvetmişler. Siz de bu olmuş bitmiş olayın üzerinden devam ediyorsunuz. Ortadan dalıyoruz bir şekilde evet. Olaylara. Hani sağda solda not buluyorsunuz falan, onları okuyarak ancak neler olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bu açıdan biraz hani nasıl desem, beni tatmin etmedi. Hani notları okumak benim çok hoşuma gitmiyor aslında. Hani, ne yaşanmış olduğunu görseydim. Evet hocam, kimi sever kimi sevmez ya. Yani hani ne yaşandığını tam olarak görseydim daha etkileyici olabilir diye düşünüyorum. O ses kayıtları olayı falan, o ses kayıtları, çok hoşuma evet, gitti. O ses kayıtları güzel olmuştu. Anladım. Oradan kurtarmışlar yani ses kayıtlarından. Tamam. Hikaye olarak yeterince ve güzel yani, çok da evet, şey değil evet. Ama bu sıkıntı ortadan girme sürecinde diyorsun. Aynı şeyi Ozan'a da soracağım. Bioshock 1'i hikaye olarak, atmosfer olarak nasıl ele alıyorsun? Ben hikaye olarak ortada bırakılan ipuçlarını toplamayı sevdiğim için hani o ses kayıtları, notlar falan benim çok hoşuma gitti. Araştırma yönü biraz araştırma yönü çok hoşuma gitti. Yani hikayede rastgele dalmak da çok hoşuma gitti. Ortadan hani bir şekilde bir kaza aynen. Dolayı ortadan dalmak hoşuma gitti. Onun dışında hikayede öyle çok açık göremedim ben benim açımdan. Benim oyunu oynanış biçimim açısından. Evet. Hikaye 10 numara. Ya ben de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir önce oyunu ele alırsak başlayıp da biten ele gelecek böyle güzel sağlam bir hikaye mevcut elimizde. Yani herhangi böyle multiplayer bir özellik de olmadığı için tamamen evet. Bir hikayeye yönelmesi, odaklanma söz konusu. Zaten bu beni çeken özellik. Şöyle bir korkum vardı benim. Şimdi oyuna bir uçak kazasıyla başlayıp da bir okyanusa çakılma sekansı var yanlış hatırlamıyorsam. Başlamıştı. Evet. Başlamıştı. Ya dedim hani çünkü kafada bir şey oldu hani tamamen sinematiğe mi yönelecek oyun acaba? Hani oynanış mı, oynanış daha mı geride olacak falan. Ama yani denizin dibine gittikçe, daha çok oyuna ısındıkça bütün bu korkularım ortadan kalktı. Tamamen bizim zevkimize göre şekillenen bir oyun olduğunu anladım. Evet. Zaten aynen. Ortaya bir gizem koymuşlar. Sen de dediğim gibi notları bularak, ses kayıtlarını bularak, hayaletler falan vardı, onları gördünüz. Onları bularak
olayı çözmeye çalışıyordunuz hani neler olmuş neler bitmiş burada diye. Bu da birinci, en çok birinci oyundaydı. Infinite'de evet. falan bu yoktu. Infinite'de zaten mevcut bir hikaye vardı hani. Hani o voxofonlarda falan filan dinlediğin Hı-hı. zaman bile hani alt yapı hani alt olayları evet. ayrıntı yapmasan da olur. Ama zaten dediğimiz gibi hani o birinin hani böyle bir şehir olması hani yaşanılan bir şehir birinin yıkılmış şehir olması zaten aynen. O farklılığı getiriyor. Yani biri distopya bir ütopya. Gireceğiz bu detaylara da gireceğiz. Aynen, güzel. Çok girmiyorum çok aynen, şimdi. Güzel ayrıntılar var. Önden bir hazırlayalım. Aynen şimdi geleceğiz. Çoğumuzun kanaati serinin en zayıf halkaları halkası belki de. Arkadaşlar bir takım teknik aksaklıklar yaşıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pil bitti kameramın. Hemen ispit. İkinci oyunda kaldık arkadaşlar. Birinci oyunun hikayesini ele aldık. İkinci oyunun hikayesini ele alacağız. Kimine göre, çoğumuza göre serinin en zayıf halkası olarak ele alınır. Niye öyle bakıyorsun? Senin derdin var bu konuda belli. Sana vereyim sözü. İkiyi savun. Ya şimdi şöyle bir durum var. Herkes zayıf halka diyor ama ben hani yan oyun bu ve hani serine tutkalı gibi bir şey birbirine yapıştırıyor. Hani öyle çok büyük bir beklenti olması zaten saçmaydı hani baştan. Ama şöyle bir durum var. Big Daddy'nin tasarımını ben sizin beğenmediğiniz gibi konuşmuştuk bunu zaten önceden. Beğenmedim çünkü yeterince genişti. Bir de portatif bir Big Daddy'yi kullanmışlar. Ve hikayeye biraz garip bir yerden başlaması ve tam hikayenin tutmaması sıkıntı oluyor başlangıçta ama hikayenin sonu güzel. Onun dışında bir de o bahsettiğimiz büyü sisteminde mesela ikinin sonunda şey yapıyor. Artık büyü kullanmaya zorluyor. Silah aynen. kullanamıyorsun. Evet. Ya zaten anca o zaman büyü kullanımı öne çıkıyor. Bioshock'ta. Tamam yani her oyununda siyahlar daha bir ön planda. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Oğuz'a sorayım yine aynı şekilde. Sence en zayıf halka mı dedi ki? Öyle midir? Nedir? Ne değildir? Heh. Adam. Bitirdim ben. Bitti. Kalkalım mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bioshock 2 aslında çok kötü bir oyun değil. Hani Bioshock 1 ile kıyasladığımız zaman tamam. Onun kadar iyi değil ama. Ama işte ama. Ama. Şöyle bir olay var. Mesela hikayeye baktığımız zaman bir Little Sister'ın peşinden gidiyoruz. Evet. Hani zaten birinci oyunda bitirmiş zaten her şeyi bitirmişiz artık. Görmüşüz, etmişiz. Tekrardan bir geriye dönüş mü vardı herhalde? Tam yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sanırsam öyle bir şeydi. Vardı öyle o zamanda. Zaten ilk Big Daddy'yi oynuyorduk hani. Evet. İlk o tasarımlar olan böyle. Hani, siz şey de bekliyorsunuz bu oyundan. Big Daddy olacağım. Oo herkesi patuküde dövüyorum. İlk oyundaki Big Daddy. Yok. O iri olan değil. Değil. Yok. Biz o ilk sürüm olan daha ufak daha hızlı olan bir Big Daddy'yiz. Aynen. Bunun yanında bir de Big Sister'lar eklemişler. Big Sister'lar da çığlık atarak geliyorlar zaten. Onlar da çok etkili değildi. Hani Big Daddy kadar sizi de heyecan uyandırmıyorlardı zaten. Hikayeye baktığımız zaman sürekli hani bir kızın peşinden gidiyoruz. Hani ne olduğunu zaten biliyoruz. Rapture'da olan her şeyi artık hani öğrendik buranın ne olduğunu, neden böyle olduğunu falan. Bundaki sadece şey de küçük bir kız bizden alınıyor. Big Daddy'yiz biz. O kızın peşinden gidiyoruz. Aynen, olay aynen. buydu hani. O yüzden beni çok etkilemedi. Zaten oynanış falan da hep aynıydı. Yani küçük dokunuşlar falan yapmışlar arada. Bir tane şimdi şey vardı. Bir ses kaydını takip ediyordum. Bir adamın küçük kızını kaçırıyorlar. Kızı buluyor işte kızım ne hale gelmiş falan diyor böyle yine ses kayıtlarından garip garip konuşuyor falan diyor. Sonra gidiyor bir Big Daddy'yi öldürüyorsunuz. Yanında Little Sister var. O Big Daddy'nin içinden bir ses kaydı çıkıyor. Meğerse adam yani küçük kızının sürekli yanında kalabilmek için bir Big Daddy'ye dönüşüyor. Evet. Öyle dokunuşlar falan vardı. Onlar güzeldi. Onun dışında da zaten... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bioshock 1 çıkalı kaç sene oldu? Bayağı oldu değil mi? 2007 galiba. Oldu. O zamanlar şimdi arkadaşlar şimdiki gibi her oyunun DLC'si yoktu. Gram gram DLC satmıyordu firmalar. Evet. Yani yeni çıkan bir oyun olsa belki de Bioshock 2 bir DLC olarak çıkabilir diye. Yani. Evet, ben öyle düşünüyorum. DLC olabilir. Çünkü evet. gereksiz uzatıldığını düşündüğüm bölümler var Bioshock 2'de. Biraz sıkıldığım bölümler olmuştu. Onları kırptığınız takdirde çok daha stabil bir olay örgüsü ortaya çıkar. Bunu da bile direkt DLC diye yedirebilirdiniz insanı. Ben öyle düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Çünkü evren aynı. Evet. Atmosfer aynı. Sadece karakter değişik. Günümüzde artık bir Call of Duty'nin köpek skin'i bile parayla satılıyor. Bunu da düşünürsek çok da baba gibi bir DLC olurdu yani. Evet. Böyle ben de böyle düşünüyorum hani Bioshock 2 hakkında. Ki zaten 2K Marine
çok fazla göz önünde olan bir 2K firması değildir. Hani biraz da buradan anlayabiliriz esasında hani birinci oyuna verilen önemin verildiğini düşünmüyorum ikinci oyuna. 2K hani ne devletler bir yan kuruluş gibi diyeyim. Evet. Yeni kurulan bir 2K şeydi zamanında firmasıydı. Alt firmasıydı. Öyle yani bence benim şahsi kanaatim bu yönde. O yüzden de biraz sevilmedi. Tekil bir oyun olarak ele alırsan 10 numara 5 yıldızlı bir oyun. Ama sen BioShock serisine ait bir oyunsun. Evet. İlla ki bir zayıf halkı olacaktır. Bu da bence 2'dir. Bir çay servisimizi yapalım mı? Çay içer miyiz? Ozan'cım şey yapar mısın Ozan? Onlar hemen böyle falan. Bu arada Ozan da çayımızı şey yapar hallederken Infinite'den başlayalım. Infinite, tam oturmadı yarım yarım koyayım. Infinite olayın koptuğu yer bence. Hani. Evet, en farklı BioShock. Yeni gelmişken şunu da söyleyeyim. Evet. Ben toplarım onu size. Arkadaşlar burada yeşil çay içiyoruz. Ama içemeyeceğiz o zaman. Aynen. Bakayım bir tadına dur. Bakın da siz. Çok mu kötü lan? Acı değil, acı değil. Dur dur ben bakacağım dur. Alışkın değilsin be. Yeşil çay normalde böyle olur zaten. Tamam yeşil çay içmeyin arkadaşlar. Yok güzel olur. Ben beğendim o zaman. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Infinite'den bahsetmek istiyorum. Buruk bir tadı var falan böyle. Şimdi ciddi olun. Infinite'den bahsedeceğim. Infinite'i de bir tekil oyun olarak ele alalım. Fakat şöyle bir olay var mesela. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi adı BioShock ya hani. Biyolojik bir isimden geliyor ya bu. Evet. Su altı dünyasını ele aldık ilk iki oyunda. Üçüncü oyunda da hani karayla alakamız yok. Üçüncü oyunda da havaya çıkıyoruz arkadaşlar. Değişik biyolojik popülasyonlar, biyolojik oluşumları bir şekilde irdeliyoruz diyebiliriz. İlk önce lafı ben Ozan'a vereyim. Üçüncü oyundan bahsediyoruz. Hani nedir, ne değildir, hikayesi falan sence? Ya üçüncü oyunun daha böyle bir görünür bir hikayesi var. Hani diğerinde biraz daha ilkel bir yapı olduğu için bunda daha sosyal yapı. Yine ona sonra geleceğim, ayrıntılı anlatmayacağım. Bunda dediğim gibi daha sosyal bir şey olduğu için hikayeyi daha rahat takip edebiliyorsunuz. Ama yine başta bahsettiğimiz gibi şey hani iki seçenek olayı yeterince iyi verilmemiş. Ama tabii şöyle de bir durum oldu. Hani firma değişiklikleri oldu ya. Evet. O yüzden tam oturtulmamış olduğu için ben onu hoş görüyorum. Evet. Hikaye olarak yani beğendiğim bir hikaye. Hani özellikle sonu bayağı etkiledi. Ben hani oyunu bitirdikten sonra tekrar oyunun sonuna geri dönmek istemedim. Çünkü elimde çok oyun vardı. İnternetten izledim birkaç kere son sekansını. Evet. Ve teorilerini okudum. Güzel bir son. Özüne dönmekten bahsettik. Mesela hani sistem şoka kadar geri dönecek olursak arkadaşlar bildiğiniz gibi BioShock sistem şoktan bir devamdır. Irrational Games. Evet. Sistem Shock 2'nin yapımcısıdır. Evet. Aslında bu serinin ilk yapımcısı, asıl yapımcısı. Hani, evet. Son oyunu devralmış. Asıl özüne dönmek Infinite'dir esasında birçok yönden. Yapımcı yönden esasında aldığımız zaman hele. Oğuz'a sorayım Infinite'i. Nedir ne değildir? Hikayedir, atmosferdir. Şöyle söyleyeyim hani dediniz ya BioShock diyelim. Aynen. Biyolojik bir. Mesela aynen. İlk oyunda dediğiniz gibi biyolojik bir sıkıntı vardı. İnsanlar o yüzden çıldırıyordu. Adam denilen bir madde yüzünden kafayı yiyorlardı zaten. Aynen. Rapture denilen Ütopya o yüzden çöküyordu. Ancak Infinite'de hiçbir alakası yok biyolojik aslında. Hani tamam var bağlantıları yine şeyleri de hani yine özellikler, yetenekler var. Ama Infinite'de şöyle söyleyeyim, Amerika'ya bağlı olan bir şehirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir şehir aslında bu Infinite. Uçan bir... Kolombiya. Evet, Kolombiya. Uçan bir şehir. Bu sonra daha sonra yok oluyor. Amerika kimse ulaşamıyor. Yeryüzündeki yani insanlar ulaşamıyor bu şehre. Bağımsızlığınız. Bağımsızlığını ilan ediyor. Başına bir adam geçiyor. Bunun asıl amacı da zaten işgal etmek dünyayı gibi bir şeydi. Infinite'deki olay şuydu. Bir iç çatışma vardı hani. Nasıl desem? Direkt zaten sınıf ayrımları vardı. Evet. Bu sınıf ayrımlarından kaynaklanan bir iç çatışma doğuyor. Bunun üzerinden giden bir hikaye vardı. Hani ilk oyundaki gibi notlar bulup hani yaşanmışların izinden gitmiyorduk. Direkt biz yaşıyorduk buradaki olayı. Aynen. Zaten beni çeken, daha çok çeken olay da bu olmuştu. Ve tamam sen devam et. Sonra lafını bir bölüyorum. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim zaten. Aslında bakarsan bunun üzerinden gidersek BioShock değil de oyunda da sosyal şok olabilirdi yani. Ya biraz evet. Zorluyorum ama haftalık espri köşemizin bugün sonuna geliyoruz. Yok espri yapmadım şimdi bir dakika. Espri ciddi söyledim. Olabilirdi yani. Şok. Çünkü sonuçta sistem şokta da şey vardı. Teknoloji olayı vardı. Aynen, yapay zeka ile kapışma söz konusuydu. Sistem şokun da
diğer evrenlere göre farklı bir bağ vardı karakterler arasında. Şimdi onu anlatmayacağım. Anlatma. Lafını böldüm şimdi, kusura bakma, devam edelim. Zaten şey yapmış. Hani dediğim gibi böyle böyle iç çatışma üzerinden devam ettik. Gizemli olaylar falan oluyordu. Ne olduğunu bile bilmiyorduk. Evet. Onlar üzerinden devam eden bir oyundu. O yüzden biraz daha çekici gelmişti bana. Ya ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum hani Infinite hakkında. Hani dünyadan bağımsızlığına inan edip de haydi biz gidiyoruz deyip de böyle yukarılara falan taşınıp hani olay tamamen bir ütopya. En azından bir yere kadar ütopya. Biz hani Booker, David işte karakterimize de olaylara dahil olana kadar bir ütopya var ortada. Fakat biz ne zaman olaya giriyoruz, ütopya'dan çıkıyor olay. Artık oyunun sonunda iyice kopuyoruz zaten yani. Gerçekleşiyor, evet. Aynen öyle. Şey var hani isyancılar vardı oyunda. Bayağı bir birçok şeye gönderme var. Irkçılıktır, politikadır, siyasettir. Birçok şeye gönderme var oyunda. Bir gönderme var. Aynen öyle. Yani böyle atmosferi çok yoğun oyunun. Hani ilk oyundan bence daha yoğun bile diyebilirim hatta Infinite'in atmosferi hakkında. İçeriği daha yoğun aslında. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum hani ilk iki oyunda çok gerildiğim zamanlar olmuştu. Ben bir de korku oyunlarıyla alıp veremediğim var. Bayağı gerildiğim koridorları evet, hatırlıyorum. Evet. Öyle hani ikide bu yoktu. İkide ben bir gerildiğimi korktuğumu hatırlamıyorum. Zaten genellikle bir açık havada oynuyoruz oyunu. Bu da bir ona bir etken. Hani böyleyle benim gözümde serinin lideridir. Tabii buna sonradan değineceğiz. Ben o zaman sözü vereyim. Karga sahnesinden bahsetmiştin bana. Ben onu söyleyecektim. Başka bir şey eklemeyeceğim. Karga sahnesinden bahsetmiştin. Gönderme. Şey vardı, bir de mesela neresiydi hatırlamıyorum. Başlarında galiba bir yere gidiyorsunuz böyle açık bir alan, etrafı ışık. Birden kararıyor. Sadece ortası ışık, etrafı karanlık. Sağdan soldan size birileri koşuyor. Ben o bölümde çok gerilmiştim hani. Ya arası hayaletler falan da ben hatırlıyorum. Oluyor ya, oluyordu. Aynen. Bayağı geriyordu bu oyun hani. Karanlık zaten hani ölmüş bitmiş herkes hani orada artık ruhlar dolaşıyor. Aynen. Ve hani kafa yemiş insanlar. Diğerinde ise normal bildiğimiz bir iç savaş çıkıyor hani. Arkadaşlar gün geçmiyor ki teknik aksaklıklar işimize mani olmasın. Videomuzu ikinci kez kesmiş bulunuyoruz. Kapatıyorduk zaten, bir şey yapmıyorduk değil mi? Yani, kapatıyorduk. Yani. Pilavlı sohbetlerimizin bu bölümünün sonuna geldik. Evet. BioShock serisini ele aldık. Sohbet ettik, keyiflendik, eğlendik, irdeledik. Yani böyle bir ön bakış yaptık diyelim. Aynen. Üstün körü gittik. Aynen. Detayına inmemizi isterseniz zaten yorumlarda belirtirsiniz. Aynen. Değinecek çok şey var özellikle bu seri hakkında. Evet. Son böyle bir şey söylemek ister misin kapanışta? Yoksa artık kapatıyorum. Yok, ben zaten en son söyledim o şey. Deniz Feneri muhabbetini söyledim. Aynen. Teorilere girersek çıkamayız hiç, diyoruz. Yani. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bloodborne'un ön incelemesini yapacağım. Yakın zamanda onu da eklerim. İzlersiniz hani çok Dark Souls'la karşılaştırılmış ama ben size onun farklarını göstereceğim. Aynen. O kendi bölümlerimizden şey yapacak olsak da ben bir sizden bir tavsiye isteyeyim. Ben korku oyunlarına Walkthrough'a başlıyorum. Slender'ı mı istersiniz? Outlast'ı mı istersiniz? Amnesia'yı mı istersiniz? Bilim Amnesia'nın The Dark Descent mi yoksa Machine for Pigs'ini mi istersiniz? Ne istersiniz? Ne istiyorsanız onu çekeyim. Aynen. Kapatıyorum arkadaşlar. Pilavlı sohbetlerden ve dolayısıyla oyunlu mamillerden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ulan çay harbiden kötüydü ya. Oğlum o ne biçim yeşil çay? Böyle çay mı olur ya? Ya git Allah aşkına ya. Abi söylemeyeyim. Hakikaten abdest suyu gibiydi yani.